Haftalık burcumuza hoş geldiniz. Hep birlikte hoş geldik, boş geldik derken 1 Ekim'de Koç burçlarında değişen neler oldu diyorsanız, Koç burçları ile ilgili yeni büyük anlaşmalar oldu ama geçmiş iş şirketlerinden kaynaklanan bazı problemler şu anki adapte olmaya çalıştıkları işle tezat olmaya başladılar. O yüzden geçmişle ilgili iş problemlerinizi düzeltin. Yeni konsantre olduğunuz iş kapısı sizin için hayırlı ama siz buradaki yönetimle ilgili anlaşamayacağım kaygılar içerisindesiniz. Bu iş kapınıza biraz sabırlı olursanız çok iyi süreçlere sahip olacağınızı görüyorum. Sizde de aileden kaynaklanan demiyorum ama sizin dikkatsizliklerinden kaynaklanan düşme, kırılma, ufak tefek kazalar olabilir. Çabuk göze gelebilirsiniz. O yüzden evinizden besmelesiz çıkmayın. Koçlar bu ara çok göze geliyorsunuz. İlişkiler konusunda da evlilik kararı verdiniz ama bazı borçlardan dolayı tarihi belirleyemiyorsunuz. Aslında Ekim ayı sizin bitimi, tarihinizi belirleyeceğiniz ve huzuru bulacağınız nokta. Sizde de boyun ve bel probleminiz olabilir ve uzun süredir baba ile ilgili ya da baba özlemi yaşıyor olabilirsiniz. Ailede eksik olan taşlarınızı iyileştirirseniz sevinirim koçlar. Çünkü duygusal boşluğa girdikçe kendinizi işte hata yapmaya müsait oluyorsunuz. O yüzden duygusal doğrularınızı sağlayın diyorum. Boğalar 1 Ekim'de aslında büyük işe giriş yaptılar ama onların geçmişteki özel hayatları hala iş hayatına konsantre olamıyorlar. Bence geçmiş ilişkiyi kenarda bırakın, işinize konsantre olun. Çünkü çok büyük bir iş daha var önümüzde. Ekim bitmeden size daha büyük teklif ve yönünüzde yükseliş var. Bu yükseliş size çok büyük kazanç sağlayacak. Aşk yaşayan boğalarda yeni bir heyecan başladı. Evlilik yapacağınız insan. O yüzden sabırlı olun. Boğalar, siz doğru dengeyi bulmaya başladınız. Ama ailede miras konularınız var ve uzun süredir çözülmesini ve arabanızın ve evinizin değişmesini bekliyorsunuz bu mirasla. Aralığa kadar bununla ilgili netlik ama yıl sonu itibariyle paralarınıza kavuşacaksınız. Boğalar, biraz sabırlı olun. Sizde de dirsekte kayma, kemikte kayma gibi sorunlarımız olabilir. Ama şöyle söyleyeceğim, sizler çok akıllı ve mantıklı insanlarsınız. Biraz sporla göbeğiniz oluştu. Bunları verirseniz sevinirim. İkizler burcu ile ilgili aslında ikizlerin çok yoğun iş temposu, evraklar, dosyalar var ama onların kendilerine kurmak istedikleri yeni iş ve ortaklı bir iş düşünceleri var. O yüzden ikizler aslında hem bu işi hem bu işi yönetip bir sürü parayla ilgili sıkıntılarını iyileştirmek istiyorlar. Hem geceleri hem gündüzleri karışacak bir 6 ay olacak ama sonunda zaferine erişecekler ve devletle ilgili beklediğiniz evrağınız neyse bu temiz kağıdı alacaksınız. Bunun sevinci ve evliliğinizle ilgili ev değiştirmek, yeni eve geçmek isteyen ikizler için de aslında Ekim sonu ve Kasım ayı itibariyle güzel bahçeli bir ev kapısı sizin için hayırlı. Sizde gözle ilgili göz alerjisi, göz kaşıntısı, kirpik dökülmesi, saç dökülmesi olabilir. Dikkat diyorum. Bir de anneniz ya da ablanızdan kaynaklanan gerginlikler var. Düzeninizle alakalı onları biraz yumuşatıp normale dönmeniz gerekiyor. Çünkü her şeye parlayan bir ikizler var. Lütfen parlamayı bırak, sakin ol ikizler. Çünkü sen çok yoğun bir tempodasın ve hayatında çok büyük bir değişim olacak. Hem evin hem parasal hayatın çok iyi noktaya erişecek. Eğitim kariyeri almak isteyen ikizler burcu için de aslında yıl sonu itibariyle eğitiminizle ilgili ne istiyorsanız gerçekleşecek ve hayırlı olacak. O yüzden 2 yıl daha kademe yükselti ya da profesör ya da doçentliğinizi halledecek diyorum ikizler için. Bir de sizin alıngan dönemleriniz var. Bu alıngan dönemleri kenarda bırakıyorsunuz. Yengeçler için neler bekliyor diyorsanız 1 Ekim. Aslında onlar son denize girmek isteyip yüzmek istiyorlar. Son güneşin tadını çıkartmak istiyorlar. Ufak bir Akdeniz ya da Ege sahillerinde tekrar dans etmek istiyorlar. Gidin hadi yengeçler bir tatilin kafasını tekrar yaşayın. Çünkü ruhunuz daha iyileşmedi. Büyük bir uzun süredir beklediğiniz bir iş var yengeçlerde. Bu işin de anlaşması olmuş olacak. Aslında para onlara hızlı bir şekilde dönüşmeye başladı ve iyi bir dönüş sağlayacak son ayın. Onlarda da bir anne ya da baba özlemi başladı. Saçma sapan geçmişle ilgili kaygılar var. Bu geçmişi de kapatın çünkü siz kocaman insansınız. Bir de ailenizde eğitim kariyeriyle ilgili sıkıntı yaşayan biri var. O eğitimiyle ilgili çok büyük bir aydınlanma yaşayacak. Bir de doktor olacak ya da ailenizde doktor çıkacak birine destek verin. Çünkü o ileride çok tanınan ve çok başarılı bir insan olacak. Onun üzerine gidin. Sizde de ayakta mantar ya da ayak ağrılarınızla ilgili sorun olabilir diyor. 1 Ekim aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız aslanlar aslında para, başka bir şey istemiyorlar. Para ve borçları kapatıp dingin ayaklarını şezlonga uzatıp bütün yıl yatmak istiyorlar aslında. Bir yurt dışı ile ilgili planlar, programlar hep elinde patladığı için, hiçbir işi yapamadıkları için yine sabah
uyandım, Türkiye'de modunda dolaşıyor aslanlar. Ben diyorum aslanlar her şey bir ölçüde devam ediyor ve siz çok iyi bir noktaya erişeceksiniz. Sabırlı olursanız Rabbim sizi en iyi şekilde ödüllendirecek. 2019 sizin kalp hayatınızdaki evlilik ve onunla ilgili süreçlerin çok ciddi, güzel bir zaman. Uzun süredir ilişki yaşamayan aslanlar birkaç gün içerisinde doğru aşka yelken ve bu doğru insanı bulma dönemi olacak. Sizde de aslında en büyük problem tırnak yeme, tırnakla ilgili sıkıntılarınız, tırnak kırılması olabilir. Bir besin ve kalsiyum yüklemesi yaparsanız sevinirim. Bir de anneyle vakit geçirip kahvaltı etmeniz gerekiyor. Çünkü annenin size karşı böyle bir özlem duyduğunu düşünüyor olabilirim. Başaklar. Aman Allah'ım, Başaklar'da çok büyük bir iş imzası, yönetimle ilgili güzel bir değişim ve hedeflediği noktanın en üst seviyesine erişecek. Battım, bittim, öldüm demek geride kalıyor. Çok başarılı bir noktaya erişecek Başaklar ve ilişkisiyle ilgili sakinlik ve rutine girme, ev halkı sakinleşecek. O yüzden evde huzursuz dönem geride kalıyor, keyifli ve eğlenceli. Yalnız sizin de uzun süredir hastanız varsa sıkıntılı ve sonu sıkıntıya gidecek. Şimdiden hazırlıklı olun diyorum. Sizin de kalp damar hassasiyetiniz olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Bir de uzun süredir evi tardilat yapmak isteyen Başak burçlarımız var. Hadi vakit geldi tardilat, ama yaz mevsimi bitti, kışa geldi. Senin aklın neredeydi Başak? Bir dahaki Nisan'da tardilatını yapabilirsin diyorum. Bir de uzun süredir dişlerinizde sıkıntı var ve ağrı var ve gideyim mi gitmeyeyim mi kaygısı. Bence artık popişkonu kaldır, doktoruna git diyorum. Akrep burçlarını neler bekliyor demeyeceğim. Çünkü yengeçlerini... terazileri neler bekliyor? Kafam bir an, o an kimin diş problemi vardı? Bakın niye hızlı konuştuğumu unutmayın, işte bu yüzden. Aklıma hepsini tek tek yazıyorum. Elimde kağıtsız konuşuyorum. Milletin elinde var şöyle oldu, yok simetri girdi, yok arkadan girdi, o önden çıktı olayı yok. Ne yapıyoruz terazi burçları için? Neler bekliyor diyorsanız, teraziler ansızına muhteşem bir... Niye gülüyorsunuz diyeceksiniz ama işte bir an koptu kafa ve niye güldüğümüzü biz de bilmiyoruz ekip olarak. Sayın yönetmenim de gülüyor, ben de gülüyorum ama. Terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler için sakin bir hafta. Oluşmasını istediği evrakların imzası atıldı. İstediği evin imzası atıldı. O yüzden onlar da güzel bir ev ve güzel bir iş ve yoğun bir tempoda başlayacak teraziler için. Ve keyifli bir aşka da yelken açtınız. Aslında doğru insanınızı buldunuz ama sizin yer değiştirme fikri olan terazilere diyorum ki oturun oturduğunuz yerde. Bir dahaki sene İzmir'e ya da İngiltere'ye gitmek istiyorsanız doğru zaman, ama şu an için sakin rutinde devam edin. Seneye planlarınızı yaparsınız. Çocuk bekleyen terazi burçları için denemeler başladı da cesaret yok. Bence denemeler doğru, bu yıl bitmeden bu çocuğun muradına ereceksiniz. Sizde de aileden kaynaklanan geçmiş antika takıntınız var. Şu antika takıntınızı kenara bırakın. Satılması gereken bazı şeyler var. Eski ev çok güzel, triplerini vazgeç, evi sat. En azından herkes hakkına düşen payını alsın teraziler. Terazilerde de aslında kardeşler arasında geçmişe ait çözülmesi gereken hak ve hukuk ve vicdan evresi var. Bunları düzeltin lütfen diyorum. Akrepler bitti ama yeniden doğdular. Yeniden hızlı bir şekilde işte yoğun bir tempoya giriş yaptı akrepler. 2-3 işle onları tatmin eden bir nokta. Ama uzun süredir eski yöneticisinden haber almak isteyen akreplere, eski yöneticinizden haber ve yeni bir işe geçiş yapacaksınız. Bu sağlıklı ve aydınlık olacak, endişe etmeyin diyorum. Sizde de aslında estetik başladı. Burun yaptırayım, göğüs yaptırayım, karın gerdireyim, kulağımı deldireyim. Böyle kafanızda bir sürü estetik, botoksum geldi, yok tırnaklarımı uzatayım bile. Evet, siz kendinizi, kadınlar, özellikle akrep kadınlarında böyle güzelliğe kendini yatırma sistemi olsun. Anam çıkmışken hepsiniz bir ayda göğüs, karın hepsini yaptırın. Çünkü sizin güzellik hastalığınız ve seksi enerjiniz hiçbir zaman değişmeyecek. Akrep erkeklerinde son zamanlarda göbekte kalınlaşma dediğimiz bir süreç başladı. Siz de spora başlarsanız doğru bir süreç ve aşk bekleyen ve çocuk isteyen akrepler bu yıl bitmeden bu doğru noktayı sağlayacaklar. Endişe etmeyin diyorum. Yay burçları, evet. Uzun süredir aşksızdı ama ufak tefek denemeler yaşadık. Yine yanlış ilişki dedik, yalnızlığa büründük. Tekrar ufak tefek yeni ilişkiler yaşanacak ama doğru aşk için Ekim'in sonu size daha güzel bir aşka ve gözleri renkli mavi yeşil bir insanla muhteşem bir aşka yelken açacaksınız ve kalıcı insanınızı bulacaksınız. Bir sürü işler var ama popomuzu kaldırıp da hangi işe başlayalım diyen bir sürü yaylar var. Bence sizin çok güzel bir iş kapınız olacak, hayırlı olacak ve kendine iş kurmak isteyen yay burçları için de ortaklı bir süreç var. Yani Kasım'ın sonu itibariyle ortaklı işe giriş yapacaksınız ve bu sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evet, yayların son zamanlarda kendine buyruk,
özgür kafaları geri çıktı, planla ve programla haftaya giriş yaptılar ve evlenmek isteyen ve bu ay evlilik yapan yay burçlarında da ciddi bir para kaygısı var. Endişe etmeyin, Allah kısmet ederse yıl sonuna kadar bu dengelerde bitmiş ve büyük bir rahatlığa erişmiş olacak yaylar diyorum. Sizde de belki mide değil de kasık bölgesinde sağlık problemi olabilir. Dikkat diyorum. Oğlaklar, evet çok büyük bir iş yaptınız ama parasını alamadınız. Yasal süreç başladı ve uzun süredir de vergi borçlarınızdan ya da emlak borçlarınızdan kaynaklanan bazı sıkıntılarınız olabilir. Bunları toparlamaya çalışıyor gözüküyorsunuz oğlaklar. Bir de hep ata ata kenara, onu da hallederim, bunu da hallederim, şunu da hallederim. Daha gibi evraklar birikti. Artık popişkonu kaldırıyorsun, bütün evrakları kontrol ediyorsun ve sisteme kuruyorsun. Evet, bir sürü işlerin var ve para kazanmak istiyorsun. 2019 sana daha büyük bir başarı sağlayacak ama sistematik yol alırsan da ve kitap yazmak isteyen oğlak burçları için ve sanat üzerine uğraşan oğlaklar için inanılmaz bir Ekim ayı başlangıcı olacak. Onlar kendi isimlerini, kendi markalarını yaratacaklar. Aşk isteyen oğlaklar aslında muhteşem aşk ve yelken açtılar. Gizli aşk yaşıyorlar. Artık o da açığa çıkacak. Ailelerin tanışması ve mutlu bir süreç. Uzun süredir boşanmak isteyen oğlaklar radikal bir kararla boşanma kararı verip kendi ev düzenlerini ve kendi hayatlarını kuracak ve ortak evlilikten kaynaklanan mallarda Allah kısmet ederse istediğiniz noktada bölüşülecek. Kovaları neler bekliyor diyorsanız, kovalarda uyku ruh hali, yorgunluk, geçmişin verdiği ve yazın verdiği hararet hala onların enerjisinde değişmedi. Çünkü onlar tatil enerjisi ve iş enerjisinde ve radikal merhamet enerjisinde oldukları için kovaların bu hafta aslında aileleriyle ilgili kardeşlerden kaynaklanan anne babaya sorumluluklarıyla ilgili gündeme gelecek konular var. Ve birçok şeyde de kırılacak kova burçları aileden kaynaklanansa. Bunları zaman içerisinde iyileştirin, öfke yaratmayın. Yeni büyük iş anlaşmasına giriş yaptınız. Bu sizin için sağlıklı ve hayırlı olacak. Ve aracınızla alakalı ya da evinizle alakalı değişim ve oluşmasını istediğiniz yenilik var. Bunun da muradını yaşayacaksınız. Kova burçları için en önemli şey dingin, sakin ve yatağınızı değiştirmeniz lazım. Sakin bir hayat istiyorsunuz ve muhteşem bir aşk da var sizde. Bir de kovaların erkek çocuk özlemi var. Allah kısmet ederse bu sene bunun da muradına ermeye başlangıç olacak diyorum. Balık burçları aşk dolu, sevgi dolu, umut dolu balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız aslında umutlarını hiçbir zaman kırmadılar. Hedeflerini her zaman büyük tuttular. Mantık ve sevgi üzerine umutlarını hep mantıklı tuttular ama uzun süredir balıklar için en büyük şikayeti aldığım en büyük şey, evet bizde iş yok, aşk yok, para yok, yani niye kafasını yaşıyorsun diyen bir sürü izleyenimiz var. Döngünüz, yükseleniniz önemli. Benim söylediğim balık burcu, kendi yükselenizi de takip ederseniz aslında dengeleri, ay burcunuzu takip edin. Balıklar için yeni büyük oluşumlar gerçekleşecek ve yeni bir ev muratları var, alınacak, hatta araç değişimi de var ama sizin için en önemli şey şu anki iş ve kariyer hayatınızla ilgili para finansınızı kontrol edip yönünü çizip ona göre kararlar vermek istiyorsunuz balık burçları. Doğru karardasınız. Mantığınız doğrultusunda Rabbim sizi en iyi noktada aydınlığa kavuşturacak. Panik yapmayın. Sizde de belki uyku sorununuz çok ön planda. Uykunuzu dengelerseniz sevinin. 1 Ekim haftalık burcumuzu yorumladık. İnşallah bizi takipte kalmaya devam edersiniz. 10.000'de canlı yayın yapacağız. Ekip coşacak o zaman. Takiplerinizi, beğenilerinizi için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.